Agalarım herkese selamlar. 4 Mayıs 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Sizlere bir adet de ideal kombin vereceğim. Onun dışında ideal ve yüksek oranlardan zaten video içinde bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Direkt skor yarışmasıyla başlayalım. Cumartesi olması kaynaklı bilen 3 arkadaşımızı gruplarımıza misafir edeceğiz. Stuttgart'la Bayern Münih'in maçı var. Bayern Münih'in bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Kafası burada olmayacaktır. Maç skoru ne olur? Enteresan bir Stuttgart galibiyeti de gelebilir. Sizlere sorduk. Bilenlerden 3 kişiyi gruplarımıza misafir edeceğiz. Yazmanız yeterli. Perşembe günü yapmış olduğumuz Roma-Bayern Leverkusen maçını kazanan da Ali Tah isimli arkadaşımız. Benimle WhatsApp üzerine iletişim kurabilir. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımıza da zaten benimle WhatsApp hattımdan iletişim kurabilir. Yorumlarda açıklama kısmında ve numarada zaten ekranda sol altta da var aynı şekilde. 0534 446 59 89 isimli numaradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Devam ettim. Perşembe günü oğlum getir çantayı hakkını verelim biraz. İki tane yüksek mislim vardı. Yüksek mislerde Olympiakos'un galibiyeti. Hatta videonun başında ilk size o maçı anlattım. Özellikle en altta olmasına rağmen özellikle anlattım. Dedim ki hatta 6 fark atarına kadar 1.83 oranına kadar varım dedim ben. Tertemiz maç sonu bile 4000 misli olarak değerlendirdim. Yüksek misli 2'ye baktığım zaman da Aston Villa'nın atacağı 2 goldü. 1. 38 oranı vardı. Avrupa'da 1.45. 2000 misli de buna yazdım. Bu da içeri geldi. Aga. Tebrikler yüksek misli içeride. Bu seviyede arkadaşlar ya yüksek miktarlar oynuyoruz. Böyle 4000, 2000, 5000, yere geliyor 10000 şeklinde. O şekilde oynayanlar varsa yüksek misli seviyemize bekleriz. Kuponlarımız vardı. 2 adet benim kup kuponum vardı. Solda gördüğünüz günün ana kombinisiydi. Chelsea'nin bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Hem ilk yarayı kazandı hem de ikinci yarayı kazandı. 2-0 mücadele bitti. Aston Villa'nın iki golü hem ana kuponumda vardı hem de yüksek misliği almıştım. Güveniyordum. Alternatif kombine baktığımız zaman da sağdaki Marsilya'nın KG varıyla Roma'nın bir yarıyı kazanırıydı. O da tertemiz geldi. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. NBA kuponumuz vardı dün gece. Yani NBA'de de son 2-3 gündür kazanıyoruz aga. NBA kuponumuzda 2 tane maç vardı zordu ama Indiana'nın burada atacağı 109 sayı. New York'un da 6 sayı yemez dedik mücadeleyi kazandı. NBA kuponumuzda içeride ayrıca tebrik ederim. Bunların hepsi ekstra kazanç. Canlı olarak zaten izlemiş olduğumuz maçlara verdiğimiz için canlı olarak gerçekten güzel kazanç elde ettik. Özellikle dün birazdan göstereceğim. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılarak da sizler de destek olabilirsiniz. Hatta biraz göstermek istiyorum canlıdan. Aga nasıl canlı yapıyorsun diyerekten de anlatayım. Olympiakos Barcelona maçı vardı. Dedim ki ilk yarı bir olarak değerlendirelim. İlk periyot bitti. İlk periyot 23-21 Barcelona yendi. Dedim ki alevlenme var dedim. Aga bak ikinci periyot ne oldu ne oldu. 15 sıfırlık seri geldi. İlk yarımız geldi maga geldi. Ondan sonra dedim ki bakın. İyi bakın. İyi bak. Buraya iyi bak. Devre arasında 169.5 alt verdim. Dedim ki bakın. 169, 168, 167, 166, alt. Hepsinden aldım. Hepsinden aldım. Hatta şöyle aldım. 200, 100, 50, 150, 300 şeklinde aldım diyerekten de. Ne oldu aga? 1, 2, 3, 4, Yüksek misimizde var mıydı? 5. Tertemiz. Maçtan sömürdük. Maça toplamda 5 tane canlı bahis aldım. Hepsi geldi. Yüksek misli aldım. O da geldi zaten. Devam. Ondan sonra herkes açık telegramın canlısını kapattık. Grupta Chelsea'nin ilk yerden atacağı gol. Genel gol. Makabi maçına üst. Roma maçına ilk yarı gol. ilk golü Revel Kuzen'in atacağı ilk yarıdan zaten bunların hepsini değerlendirdik. Tertemizle kadar sağladık. Bereketli olsun. Herkesi gruplarımıza bekleriz. İletişim WhatsApp hattımız sol altta zaten. Sizlerden ricamız cumartesi olması kaynaklı beğeni ve yorum desteklerine gelmesi. Dostlar şunu söyleyeyim. Beğeni ve yorumlar geldiyse hemen kuponun nasıl geleceğini söyleyeyim. Aga. Kuponumuz cumartesi ana kuponu. Beğeni şey istemiyorum. Direkt ücretsiz Telegram grubunda yayınlandan oraya da atacağım. Ücretsiz Telegram grubu açıklama kısmında, yorumlar kısmında mevcut Telegrama Kangal tips diye yazdığınız zaman da bu grup çıkacaktır. 7000 küsur kişilik, 7400 falan. Ücretsiz gruptur. Burada Cumartesi'nin kuponu yayında olacaktır. Buraya katılabilirsiniz. Devam ettim. İlk mücadelem Arsenal'la Bournemouth mücadelesi. Bournemouth çok güzel bir takım. Yani Premier Lig'de şu performansını başlarda sürdürseydi ilk 6'ya rahatlıkla girebilecek takımlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok iyi bir futbol sergiliyor. Arsenal'da oynayacaklar. Arsenal'de yani liderlik yarışında yara almak istemeyecektir. Maçın beklentisi 2-0'lık Arsenal galibiyeti bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Fakat ben korner olarak değerlendirdim. E, Bormut tarafından alacağımız kornerler iyidir. 9.5 üst genel korner açacaktır yarın mutlaka. Korner olarak kaldım. Onun dışında ilk yarı 4.5 üstte kornerde oran biraz daha yüksek oluyor. İlk yarıdan 5 korner sesi de 5 kornerde izleyebiliriz diye düşünüyorum. Korner maçı olarak değerlendirdim. 2-0'da indeks beklentisi var Arsenal tarafına. Playmob'la Hull mücadelesi Hull bir iddiası olduğundan kaynaklı aldım bu mücadeleyi ve iyi de gidiyor aga yani kadrosu bence iyi. Gelecek sezonlara birkaç daha takviye yaptıkları zaman da playoff oynama şansı yüksek hatta şimdi bile var. West Bromwich kendi evinde oynuyor kendi evinde olası bir mağlubiyet yaşarsa Hull de burada galip gelirse 6. sıradan playoff olaraktan oynayabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Hal City'nin kadro kalitesi ev sahibi Plymouth'a göre çok daha iyi. Ben burada diğer seçeneğinde bulunan deplasman bir yarı kazanır. Evet. Deplasman bir yarı kazanır oranı 1.43 puan oranı var. Ben mücadeleyi zaten Hal City'nin galibiyetini beklerken biraz daha sağlam aldım. Hal City bir yarıyı kazanır. 1.43 gibi orandan değerlendirdim. Yüksek orandan almak isteyenler de Matsun 2'yi de oradan yapabilir Hal City galibiyetine. Stuttgart'la Bayern Münih mücadelesi. Mücadeleyi de şöyle değerlendirdim. Ee, öncelikle maçın skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir beklentim var benim. Şimdi Bayern Münih'in burada rotasyon yapma ihtimali çok yüksek. Çünkü Bernabeu'a deplasmana gireceksin. Real Madrid'le oynayacaksın. İlk maçta da berabere kalmışsın. Bu maçı önemsemeyecektir. Zaten şampiyon belli oldu. Stuttgart burada bir sürprize imza atar mı? Çok da sürpriz olmaz aslında. E, gollü bir maç bekliyorum öncelikle. Bayern Münih tarafından bir gol bekliyorum aga. İdealden şunu değerlendirdim. 2.5 üst ve var olarak değerlendirirsiniz. ideal kuponlara girebilir. Hatta Stuttgart'ın 2 golüne yüksek oran olsaydı onu alacaktım. Fakat 1.48 bandında değmez diyerekten almadım. O yüzden idealden var ve üst alalım diyerekten daha biraz sağlam tercihe gittim. Onun dışında aga mücadelenin 3.5 üst tercihde 1.80 bandı oranı var. Yani 2-2, 3-1 ayarı. Her iki tarafa da var. Golle bir mücadele bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde. Değerlendirilir. Özellikle Stuttgart tarafından ekstra bir performans beklediğimi de belirteyim. Brentford ile Fulham mücadelesi. Fulham'da çok iyi bir performans. Ofans futbolunu çok iyi sergilerken son haftalarda o futbolunu açıkçası çok sergileyemedi. Ama mücadeleye baktığımız zaman da her iki takımda açıkçası çok bir iddiası yok gibi yani şöyle ne düşmez ne şey olur artık ikisi de. O yüzden keyifli bir mücadele izleyebiliriz. Ofans gücü biraz daha önde olabilir. Her iki takımından mücadele destek vermesini ve mücadelede 3 gol sesini gelmesini bekliyorum. İdealen 2.5 üst olarak değerlendirdim ben bu mücadeleyi. Onun yanında Burnley ile Newcastle mücadelesi var. Burnley geçen hafta Manchester Unitedda bir bir beraber kaldı. Ama şunu söyleyeyim yani şans melekleri Burnley'i korudu. Mücadelede inanılmaz pozisyonlar karşıtı. Özellikle Manchester United zaten tek başına 6-7 tane kaçan çok net. %90'lık gol pozisyonları var. Newcastle o kadar kaçırır mı sanmıyorum aga. Ben burada Newcastle tarafındayım. Newcastle'ın deplasmanında atacağı 2 gol önemlidir. Şunu da söyleyeyim. Burnley'in ihtiyacı var. Şiddetle ihtiyacı var. Saldıracaktır. Saldırdığı zaman işte Gordon, Isaac gibisinler de burada. Sağlam pozisyon bulabiliyor. Arkaya sarkabiliyor. O yüzden deplasman 1.5 üstü alacağım. Newcastle gözünün yaşına pek bakmaz gibi. Burnley'in ne kadar da ihtiyacı olsa da. Sheffield Nottingham Forest mücadelesi. Nottingham Forest'ın son City maçını izleyen varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Yani inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Özellikle Chris Wood yani çok net pozisyonlar kaçırdı. 2-3 tane. Yani %99'luk pozisyonlar kaçırdı. Sheffield oynayacaklar. Sheffield da artık zaten son sırada yer alan takım. Onlar bir nevi artık vitrin maçlarına çıkıyor. Oyuncular kendini böyle biraz daha ön plana çıkartmak istiyor. Forest da bence burada zevkli olacaktır ki Forrest'un şiddetli ihtiyacı var. Alt sıradan uzaklaştırmak adına. Mücadelede ben 2.5 üst bekliyorum. Sheffield tarafı da gol atabilir. Ama şunu söyleyeyim. 2.5 üstünde 2 ile yüksek oranlıdır. Bu mücadelenin 2-1 ayarında şuradan önerebilir, önerebilirsek 2-1 ayarında hmm. ne oldu? açmamışlar mı? 2.5 üstünde 2 dolma ihtimali var. Bu burada gözükmüyor da muhtemelen açmışlardır. Oradan da bakabilirsiniz. Eyüp Spor Göztepe mücadelesi. Aga mücadele, mücadelelerin zaten iki tane şampiyon takım. E, ligi birinci bitiren Eyüp Spor oldu da ikisi takım da süper ligi çıktı. Keyifli bir maç olur. Şöyle mücadele çok fazla bence önemsenmez. Yere gelir top çevirirler gibi geliyor bana. Beraberlik benim için yakın ama ideal olarak sizlere uzun zamandır vermediğim bir tercih söyleyeceğim. Korner olarak 10.5 korner alt. Bunu Türkiye açar mı bilmiyorum ama Avrupa değerlendirebilir. Mücadelede 11 kornerin gelmesini beklemiyorum aga ben mücadelenin de beraberlikle sonuçlanmasını Matsu'nun sıfırda yüksek oranından öneririm sizlere. Her iki takım birbirini üzmez gibi geliyor. Monza Lazio günün en güzel maçlarından bir tanesi. Lazio'nun şiddetle puanı ihtiyacı var. Şunu söyleyeyim. Şampiyonlar ligine gitme ihtimali bile var. Tudor'la birlikte geldi zaten. Takım biraz daha düzgün oynayacaktır. Şimdi Atalanta'nın Roma ile zaten maçı var. Roma'nın Juventus maçı var. Zor maçları var. Roma'nın sadece Inter, Lazio'nun sadece Inter deplasmanı var. Inter de şampiyon oldu. Belki orada bir Lazio bir sürpriz de yapabilir açıkçası. Ondan kaynaklı ben burada Lazio'nun kesinlikle bir hata yapmasını beklemiyorum. Deplasman yarı kazanır oranı 1.39 bandında bir oranı var. Deplasman yarı kazanırın. Burada maç sonu 2 ile sizlere 1.66 bandından doğrudan öneririm. Ben Lazio'nun buradan mutlak galibiyetini bekliyorum aga. Maçların bu şekildeydi. İdeal yüksek oranlarda önerdim. Dediğim gibi aga cumartesinin ideal kombinesini ben e, gruba atacağım. Herkese açık telegram gruba. Yaptım. Günün ana kombinesi direkt günün e, ücretsiz Telegram kanalında açıklama yorumlar kısmında var. Sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.